12 Temmuz 18, 12-18 Temmuz haftalık burcumuz değerli yengeçlerle başlıyoruz. Değerli takipçilerim nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiftedir. Size güzellikler getirsin, evinize bol bereket. Peygamber Efendimizin gül kokusu hanenize gelsin inşallah diyorum. Finansal konularınızla alakalı toplama dönemine karar verdiniz. Kriz yaratan koşullara karşı artık kendinizi daha güçlü, daha otokontrollü ve daha güvende hissetmek istiyorsunuz. O yüzden finans konularımızı gözden geçirdik. Daha otorite bir şekilde hakimiyet kuracağız ama yine bir tatil planımız var. Onu da içine katarak sistemi doğru ödeyeyim ve doğru şekilde atlatayım diyorsunuz. Bu tatil gerçekten hem aileniz hem sizin hem de vücut sinirsel evreniz için keyifli gelecek. Tatilin tadını nefes alarak mutlaka doğru geçirin. Çünkü sizde geldiğimiz vakit çok yoğun bir tempo, yeni oluşacak işler, bulunduğunuz sistemin yeni taşınması ve belirsiz giden iş kapınızla ilgili netliğe kavuşma ve problemleri çözme döneminiz olacak. O yüzden bol bol güneş, deniz ya da orman havası sizin kendinize ayıracağınız vakit hızlı büyük bir fedakarlıkla gelmeye başlıyoruz. Yoğun bir tempoya gireceğiz. Artık görünür ve kazanır bir noktada olacağız. Bunların altyapısını oturtalım. Kendinizi bu ara çok fedakar, olaylar içerisinde hani böyle her şeye koşan bir enerjisiniz ya, bence artık bunları geride bırakıp insanların sizin için koşması gerektiğine, iş çevreniz olsun, aile çevreniz olsun, anneniz olsun, kızınız, çocuğunuz fark etmiyor ya da sevgiliniz, artık değerli sizsiniz. Değerin farkına varın. Emek verdiğiniz her şey sonrasında canınızı acıtıyor. Bırakın artık kimseye değil, sizlere yardım edin. Siz bir değer görün. Ondan sonra yine koşacak ve yine mücadele edecek size ki sizsiniz. Mücadele edecek kişi sizsiniz değerli izleyicilerim. Evrak konularımız, unuttuğumuz ödemelerimiz var. Bunları toparladık ama yine vergi dairesinde aflarla alakalı yararlanmak istediğiniz konularınız var. Bunları da bir an önce çözün. Ve 4. kat ya da 6. kat ya da 11. kat ya da birli 4 6. katta olan bazı yengeç burçları evinizi satmak ya da kiradaysanız yeni bir eve geçmek istiyorsunuz. Ağustos'un 10'una kadar bu olayınızı çözmüş, daha huzurlu ve daha bereketli bir eve geçeceğiniz güzel ve keyifli olarak gözüküyor. Ortaklı iş yapanlarda ortak kazançta hızlanma, daha büyük paraların hızlı bir şekilde yurt dışı ile alakalı iş yapan bazı yengeçler içinde güzel yenilikler, yeni anlaşmalar ve kapıların tamamıyla size açılmasıyla birlikte para enerjinizin daha yüksek olacağı gözüküyor. Özellikle devlete girmek ya da devletten haber bekliyorsanız araya birileri girip bu işinizi çözecekler. Sabırlı olmanız gerekiyor. Unuttuğunuz çöp verginiz ya da belediyeye ya da vergi dairesiyle alakalı çözülmesi gereken olaylarımız var. İleride hacizlik kalmayın. Şimdiden babanızdan kalan olabilir, annenizden kalan olabilir. Bunları kontrol edelim ki ileride sıkıntı yaşamayalım değerli yengeç burçlarım. Evet, aşk var, güzellikler var. Aslında geçmişe ait ilişkilerimizdeki toparlanma, ilişkimizi sağlamlaştırma ve adını koyma dediğimiz kararlar içerisinde. Ama birlikte gideceğimiz tatil, ailelerin birlikte bir araya geleceği tatil bizi çok güzel noktada bütünleştirecek ve özgüvenimizi tekrar oturtacağız ve bu bize iyi gelecek. Evli olanlar için de aslında evet taşınma var dedim, yeni bir eve geçme var. Hatta ev almak ya da satmak dediğim noktalarla ilgili ama şimdi ailenizin böyle köyde ya da yazlık gibi bir yerdeki evini tamir ettirebilirsiniz. Burayla ilgili tapu sizin üzerinize geçebilir. Böyle karışık evreler var. Bunları da çözün. Çünkü siz hak yiyen biri değilseniz ailenizin istediği tapu size geçecek ama kardeşler arasında bu tapu ile ilgili sorun yaşayabilir. O yüzden herkesin imzasını ve gönlünü alın. Sonra pürüz yaşamayın istiyorum. Eğitim konusuyla ilgili yüksek lisans, farklı eğitim alanlarına girmeyi, farklı alanlara oturtmak isteyen yengeç burçlar için. Evet, bunu da yapmak istiyorsunuz. Doğru bir karar sizi mutlu edecek ve bu mutluluk size aydınlık getireceğini söyleyebilirim. Aileniz mesela doğuda yaşıyorsa ya da Karadeniz'de yaşıyorsa bir aile ziyareti olan bazı yengeç burçları, aileniz eğer siz ailenizin yanına gideceksiniz. Ege ve Akdeniz tarafında hareketlilikler ve yoğunluklar var. Sanki ilk önce Akdeniz, Ege tarafı sonra ailenizin yanınıza geçeceksiniz. Bu da sizi motivasyonunuzu arttıracak ve güçlendirecek. Sağlık olarak özellikle kadınsal bölgemiz ya da üreme organlarımızla alakalı hassasiyet, hani mantar, akıntı, kaşıntı dediğimiz o. Bir de alerjik uyuz reaksiyonları var. Sinirsel alerjik uyuz gibi hissedebilirsiniz. Bu ara güneş alerjisine de
yatkın olabilirsiniz. O yüzden vücudunuzu bol bol koruyun. Bu enerjilerden çıkın. Araçla ilgili düşüncesi, yeni araç ve aracı olmayan yengeçler, aile desteği ya da ilişki desteğinizle alacağınız araç size uğur ve bereket getirecek. Bazı yengeç burçları da özellikle yatak odası, yatak odasıyla alakalı komple bir değişim niyetiniz var. Parkeleri, özellikle mutfak ve banyo parkeleriyle alakalı değişimler var. Bu olumlu ve haydın. Ankara'da yaşayan ya da A harfi şehir ya da ülkede yaşayan yengeçlere de sürpriz para, güzel bir oluşum ve aydınlık olacak. Yalnız değerli yengeç burçları, dikkat kaybından kırılmalar, çatlama, düşme, incinme noktalarına dikkat edelim. Uzun süredir de arka dişinizde bir hassasiyet var. Bu 20'lik dişiniz olabilir. Mutlaka kontrol edin. İleride sorun yaşamasın. Yaşamayın. Siz yaşamayın. Dişiniz yaşar ama siz de yaşamayın ve yaşatmayın. Sevgiyle kalın, umutla kalın, hoşça kalın.